Videomun ulaştığı herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay. Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda cildimizi şımartacak iki ayrı krem yapacağız. Birisi gece kremi, birisi gündüz kremi. Sizlere anketler düzenliyorum. Bu anketler sonucunda sizlere videolar hazırlıyorum. Ve bugünkü videoda sizlerin istekleri doğrultusunda hazırlanmış bir video. Gündüz kremini nemlendirici olarak kullanacağız. Gece kremi de cildimizi yaşlanmaya karşı koruyacak. Cildimizdeki yaşlılık belirtilerini azaltacak. Kırışıklıkların görünümünü azaltacak. Çok güzel iki tane krem hazırladım sizlere bugün. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden bu kremleri hazırlamaya başlayalım. Birinci kremimiz gece kremi olacak. Havuç ile hazırladığımız. İkinci kremimiz de gün içinde kullanabileceğimiz nemlendirici kremimiz olacak. Gece kremimizi hazırlamaya başlayalım. Orta boyda bir havucumuz var. Ben havucumu soydum, yıkadım ve şimdi rendeleyeceğim. Orta boy havucumu rendelediğim zaman bu fincan Türk kahvesi fincanı arkadaşlar. Fakat biraz büyük boy bir fincan. Size ölçü vermem gerekirse yaklaşık bir çay bardağı dolusu havuç rendesi çıktı. Havuç rendesini bir kabın içine aldım. Bir yemek kaşığı dolusu Hindistan cevizi yağı ekledikten sonra en kısık ocağın üstüne bırakacağım. En küçük ocağımızın en düşük ısısında sürekli karıştırarak havuçlarımızı 5 dakika kavuruyoruz. Süreyi 5 dakikadan fazla tutmayalım arkadaşlar. 5 dakika süre sonunda havuçlarımız bu şekli alıyor. Hafif sıcaklığı geçtikten sonra süzüyoruz. Bu şekilde elimizle de sıkıyoruz ki havuçların suyu iyice kremimize karışsın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk oldu. Üçüncü malzememiz de aloe vera jeli. Hindistan cevizi yağı soğuduğu zaman ve donmadan aloe vera jelimizi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da aloe vera jeli ekliyorum. Tüm ciltlerin kullanabileceği bir krem bu. Aloe vera jeli içinde tamamen dağılana kadar karıştırıyoruz. Evet, benim tüm malzemelerim birbirine karıştı. Şimdi ben buna ekstra koruma sağlamak için bir adet de E vitamini ekleyeceğim. Ve tekrar karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra kapaklı bir krem kabının içine boşaltıyorum. Kremimin donması için buzdolabına bırakıyorum ve arada karıştırıyorum. Hazırladığımız gece kremini her akşam yatmadan önce cildimize masaj yoluyla uyguluyoruz. Cildimize çok güzel bir ışıltı veriyor bu krem arkadaşlar. Cildimize koruma sağlıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Cildimizi yeniliyor. Cildimizde bulunan kırışıklıkların görünümünü azaltıyor ve kırışmaya karşı da koruma sağlıyor aynı zamanda. Cildimizi çok güzel besliyor. Gece kremini gündüz kullanmıyoruz. Eğer gündüz kullanırsak cildimizde bronzlaşmaya sebep oluyor. Cildimizi nemlendirecek her cildin, her yaşın uygulayabileceği de günlük nemlendirici bir krem hazırlayacağız. Çok basit bir şekilde iki malzeme ile 2 dakikada harika bir krem yapacağız bugün. İlk malzememiz aloe vera jeli. 2 yemek kaşığı aloe vera jeli ekliyorum. 2 adet de E vitamini kapsülü ekleyeceğim. Ve çok iyi bir şekilde karıştıracağım. Evet, kremimiz şu anda hazır. Yine böyle kapaklı bir kabın içine kremimi bırakıyorum. Bu hazırladığım kremi göz altlarımıza da kullanabiliyoruz. Eğer morluklar varsa onların giderilmesine de yardımcı oluyor düzenli uygulamada. Bu kremlerden faydalanabilmek için mutlaka temiz cilde uygulanması gerekiyor. Temizlenmiş, toniklenmiş cildimize uyguladığımız zaman çok daha güzel faydalarını görebiliyoruz bu kremlerin. Havuç kremini 25 yaş üstü kullanabiliyoruz. Nemlendirici kremimizi her yaş kullanabiliyor. Bu iki krem de sivilcelere çok iyi geliyor. Cildi onarıyor, cildi yeniliyor bu kremler arkadaşlar. Bu hazırladığım her iki krem de düzenli kullanımda çok güzel sonuçlar veriyor. Ve her ikisini de buzdolabında saklayıp kullanabiliyoruz. Nemlendirici kremimizi bitene kadar kullanabiliyoruz. Havuç kremimizi bir ay kadar buzdolabında saklayıp kullanabiliyoruz. Her videoda belirttiğim gibi bu kremleri tüm yüzünüze uygulamadan önce küçük bir yerde test edip sonra tüm cildinize uygulayın. Her iki krem de göz altlarına uygulanabiliyor. Bu tarz krem videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Ayrıca video ile alakalı sorularınız varsa da yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Ben bütün yorumlara elimden geldiğince cevap veriyorum arkadaşlar.
Bu videoda umarım sizler için çok faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil simgesine basmayı unutmayın. Hoşça kalın.